kazandık. Bugün en gerçek cebi yapan kazanacak. En gerçek cebi ben yapacağım. Göreceksin. Hadi bakalım Tarık, göreceğiz bakalım. Hemen arkadaşlar gerçekçiliği arttıran şalterimizi çekiyoruz. Oha, etraf çok gerçekçi oldu arkadaşlar. Bakayım Tarık. Aa, Tarık sana ne oldu? Oğlum ya benden böyle oluyor ya. Bu gerçekçi oldu zaman benim de tipim değişiyor. İyi Tarık kardeşim, böyle daha yakışıklı olmuşsun. Tamam değil, çok komik çok komik, hadi başlayalım. Hadi bakalım başlıyoruz canım ailem. Gerçek evimizi yapmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda evimiz gerçek hayata girecek arkadaşlar. Bildiğiniz evimiz, yaptığımız ev gerçekleşecek. Bizim evimiz arkadaşlar bildiğiniz villa olacak canım ailem ve bahçeli olacak. Oğlum var ya, sen bir şey diyeyim mi? Ne oldu Tarık? Oğlum benim evim efsane oluyor. Tarık yaptın mı da efsane oluyor kardeşim, yaptın mı? Henüz yapmadım. O zaman niye efsane oluyor diyorsun Tarık? Çünkü öyle canım istedi. Tarık ne kadar komik arkadaşlar. Tarık gerçekten komiklikte yani çığır açmış Ferit tanesi ya. Tarık çok komik birisi. Neyse Ferit tanesi, hemen şöyle villamızın arkadaşlar şöyle hemen arkadaşlar dışını yapalım. Şuraya arkadaşlar duvarların üzerine ışıklar yerleştireceğiz. Tamamdır, bu ışıklar çok güzel gözüküyor. Bakın böyle yaktığınızda arkadaşlar ışık saçıyor. Şuraya da arkadaşlar bahçe kapısını da koyduk mu? Tamamdır canım ailem. Villamızın ön tarafını yaptık. Ferit sen bir şey mi dedin? Bana mı seslendin? Ya Tarık sen beni mi dinliyorsun? Yo, ses dinlemiyorum. Bana mı seslendin? Hayır Tarık, sana falan seslenmedim kardeşim. Lütfen beni gizli gizli dinleme. Tamam, dinlemeyeceğim. Allah Allah, deli midir arkadaşlar ya? Tarık beni gizli gizli dinliyor ya. Ne yaptığımı öğrenmeye çalışıyor tabii. Ne yaptığımı öğrenmeye çalışma Tarık. Ne yaptığımı öğrenemeyeceksin kardeşim. Hemen arkadaşlar şöyle yolumuzu da yaptık. Burası arkadaşlar araba garajı olacak. Burası da, buraya araba park edeceğiz. Sen benim adımı biliyor musun? Ha, yok Tarık adını bilmiyorum. Senin adın neydi kardeşim? Benim adım Tarık. Bana derler yamuk kapışması burası. Tarık sana ancak derler, ne biliyorlar biliyor musun? Ne derler? Yamuk kapışmacı iyilecisi. Sen tam bir iyilecisin kardeşim. Yamuk kapışmalarında iyile yapıyorsun. Sen öyle zannet. Ya arkadaşlar sizce Tarık her zaman, yani çok zaman olmasa da böyle arada sırada yamuk kapışmalarını iyile yapmıyor mu arkadaşlar ya? İyile yapıyorsun Tarık. Hayır, asıl sen yapıyorsun. Beni kendine karıştırma. Allah Allah, ben iyile mi yapıyorum? Yok ya, ben iyile yapmıyorum Tarık be. Yapıyorsun. Allah Allah, ben iyile yapıyormuşum arkadaşlar. Tarık'tan öğrendim şimdi. Bakın ben şimdi iyile mi yapıyorum canım annem? Görüyorsunuz kendi evimde yapıyorum evimi. Durun arkadaşlar bir saniye, bu ev çok küçük oldu. Bu evi birazcık büyüteceğim canım ailem. Çok ayak küçük oldu çünkü Ferit ailesi. Tamamdır, şöyle büyüttük canım ailem. Şuradan hemen şöyle birleştirelim. Tamamdır, böyle daha güzel oldu. Sen benimle dalga geçmeye devam et. Videonun sonunda göreceksin. Hey, göreceğiz Tarık, aynen kardeşim. Bu arada Tarık şunu söyleyeyim. Eğer yaptığın ev gerçek hayatta dönüştürülemiyorsa dönüşmüyor. Bilgin olsun. Merak etme, benim yaptığım ev gerçek hayatta dönüştürülebiliyor. İnşallah Tarık, inşallah dönüştürebiliyordur kardeşim. Ben hiç zannetmiyorum dönüştürüldün ama umarım dönüştürülebilen bir ev yapıyorsundur. Sen göreceksin. Burası arkadaşlar evin balkon kısmı olacak Ferit ailesi. Yani yarı balkon gibi düşünün. Bu tam burası da arkadaşlar evin arka bahçesi olacak. Eve kocaman bir arka bahçe yapacağım arkadaşlar. Göreceksiniz, efsane olacak. Şuraya arkadaşlar ufak bir ağaç dekoru koyalım. Niye ağaç dekoru koymayalım ki arkadaşlar? Çok güzel durur. Şöyle arkadaşlar ufak bir ağaç koyuyorum şuraya. Tamamdır Ferit ailesi. Bakın çok güzel durdu. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım Tarık. Bir şey. Çok komik Tarık. Vallahi çok komiksin birader ya. Vallahi gülmekten altımı işedim şimdi. Ben komik miyim? Evet Tarık, sen çok komiksin kardeşim. Sende büyük bir komiklik var biliyor musun? Evet, komik olduğumu biliyorum. Ben zaten çocukken komedyen olacaktım. Evet evet kardeşim, ben farkındayım. Sen komedyen olacaktın ama boş işler müdürü oldun. Ben boş işler müdürü değilim. Tarık hala arkadaşlar boş işler müdürü olduğunu kabul etmiyor. Sizce Ferit ailesi Tarık boş işler müdürü değil mi? Boş işler müdürünün boşluğun müdürü hatta. Tam boş işler müdürü. Kustum senle, konuşma benimle, kalbimi kırdın, pişmiş geldi. Tarık sen niye benimle küstün kardeşim? Küstüm senle çünkü sen bana boş işler müdürü dedin. Tamam Tarık, lafımı geri alıyorum. O zaman sen artık dolu işler müdürüsün. Tamam, affettim seni, barıştık. Bana dolu işler müdürü diyeceksin. Tamamdır arkadaşlar, Tarık'ın yeni lakabı dolu işler müdürü arkadaşlar. Eğer Tarık'a dolu işler müdür demezsek Tarık benim iletişimi ömür boyu kesecekmiş. Evet, keseceğim senin iletişimi. Bir daha da seninle konuşmayacağım. Bir daha da seni engelleyeceğim. Oh, Tarık beni engelleyecekmiş arkadaşlar, duydunuz mu? Tarık beni engelleyecekmiş. Tamam kardeşim, bundan sonra sana dolu işler müdürü diyeceğim. Sen tamam bundan sonra dolu işler müdürsün. Siz de arkadaşlar yorumlarda Tarık'a dolu işler müdürü yazın ki Tarık üzülmesin. Evet, ben dolu işler müdürü değil. Hemen
arkadaşlar bahçeyi şöyle büyütelim. Bu arada canım ailem, ilk bakışta size böyle villaya baktığınızda çok bir şey anlamayabilirsiniz ama bu villadan sonra bakın ne olacak arkadaşlar, hep birlikte göreceğiz. Şuraya arkadaşlar hemen bir cam koyalım. Tamamdır, şöyle arkadaşlar açılıp kapanabilen bir cam koyduk buraya. Şimdi son olarak arkadaşlar buraya kapı koyacağız. Evin girişi buradan olacak. Hemen arkadaşlar evin yerlerini de yapalım canım ailem. Evin yerlerini de yapıyoruz şöyle. Tamamdır Ferit dairesi. Hemen şuraya bir tane kapı koyalım. Neyse arkadaşlar şimdi evin üst katında yapmaya başlıyoruz. Şimdi siz bu evi ne kadar bir katlı zannettiniz değil mi? Tabii ki de bir katlı değil arkadaşlar. Bu ev tam iki katlı olacak. Hemen arkadaşlar ikinci katında şöyle yapmaya başlayalım. Şurası canım ailem evin balkonu olacak. Hemen arkadaşlar evin balkonunu yapalım. Şurayı da arkadaşlar şöyle şu tahtayla kapatıyoruz. Canım ailem var, efsane olacak abi. Hemen arkadaşlar şuradaki yerleri de kapatalım canım ailem. Bu arada Minecraft'ımız gerçekçilik modunu açtık ya. Bugün arkadaşlar böyle hareketlerim de çok gerçekçi oldu ve Minecraft aşırı gerçekçi gözüküyor. Abi şuna bakın. Yaptığımız her hareket şu anda çok gerçekçi gözüküyor canım ailem. Oyun çok garipleşti benim için. Tamamdır canım ailem. Şuraya ufak bir balkon yaptık. Hemen arkadaşlar şuraya şöyle kapı koyacağım. Bakın arkadaşlar burası üst katın balkonu oldu. Hemen şu yanları da kapatalım canım ailem. Evin yanlarını da kapatıyoruz canım ailem. Üst katı da bitirdiğimiz gibi evin içini yapmaya başlayacağız. Şuraya arkadaşlar hemen tuvalet borusu ekleyelim canım ailem. Tamamdır. Evin yanlarını da yaptım. Şimdi arkadaşlar evin arkası kaldı. Tamam abi, üst katı da tamamladık. Hemen arkadaşlar çatıyı da tamamlayalım canım ailem. Ve evin içine odaklanalım artık. Evin içini daha yapmadık. Bu arada çok az bir zamanımız kaldı. Nasıl çok az zamanımız kaldı? Bildiğin çok az zamanımız kaldı, haberli olsun. Ne kadar az zamanımız kaldı Tarık, sen biliyorsun. Söylemem ne kadar az kaldı, onu sen tahmin edeceksin. Nasıl ya? Tamam Tarık o zaman. Arkadaşlar Tarık çok az zamanımız kaldı diyor. Hemen arkadaşlar evi odaklanmalıyız. Biraz yavaş yaptım evi ya. Of of Tarık, arkadaşlar hemen bitirebilir yapı kapışmalarını. Daha doğrusu onun elinde değil tabii, hemen öyle istediği gibi bitiremez ama yani bir süre var arkadaşlar ve o süreyi Tarık biliyor ve Eren bitebilir arkadaşlar ya. Hemen hızlı bir şekilde içinde odaklanalım arkadaşlar, içinde yapalım. Dur ya da dur, ilk önce ben bahçeyi yapacağım arkadaşlar. Bahçeden sonra odaklanacağım. Hemen arkadaşlar bahçeyi şöyle kapatıyoruz. Ferit dairesi oyna. Hızlı. Dur şuraya yanlış koydum. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şurayı kapatalım. Tamamdır, bahçemiz muhteşem oldu arkadaşlar. Konuşamadım. Bahçemiz muhteşem oldu. Heyecandan konuşamadım. Şimdi evin içine odaklanacağız arkadaşlar. Evin içini yapıyoruz. Hemen ilk önce arkadaşlar ışıklarımızı yerleştirelim. Evin içi çok karanlık. Of, ışıklar yalnız bayağı iyi. Ferit dairesi bakın çok güzel ışık veriyor. Hemen arkadaşlar ışıklarımızı yerleştirelim. Daha sonra arkadaşlar ilk başta mutfağı yapacağım. Hemen arkadaşlar mutfağımızı yapalım. Ocağımızı koyduk. Musluğumuzu koyduk. Abi hemen şuraya buzdolabımızı koyuyoruz. Musluğumuzun başına koyduk arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şuraya ocağımızı tamamlayalım. Tak. Tamamdır canım ailem. Mutfak efsane oldu. Şu mutfağa bir de halı eklersek arkadaşlar tamamdır abi. Tadından yenmez. Süper durdu. Buraya arkadaşlar üst kat için merdiven ekleyeceğim canım ailem. Üst kata merdivenimiz de olsun. Sonuçta ışınlanarak çıkmayacağız ya. Böyle merdivenden çıkacağız. Bakın üst katta böyle. Arkadaşlar ben alt tarafı televizyon odası yapacağım. Üst katı da arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Yatak odam yapacağım bildiğiniz. Yatak odam olacak üst kat. Tamamdır abi, şöyle koltuğumuzu da koyalım. Evet, televizyon odamız hayırlı uğurlu olsun canım ailem. Bakın salonumuzu yaptık. Bu arada size efsane bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bakın televizyon izlerken böyle bahçe manzaranızı da seyredebiliyorsunuz. Bakın böyle bahçenin kapısını açabiliyorsunuz. Abi efsane oldu. Yine aynı şekilde arkadaşlar şuraya da halı ekleyelim. Tamamdır. Hadi bakalım bitmek üzere. Tarık ne ara bitiyor? Yalan söyleme. Bitiyor oğlum işte. Bitiyor. Hadi hızlı ol. Tamam Tarık, hızlı olacağım. Hemen arkadaşlar şuraya da yapalım canım ailem. Şöyle yerleri kaplıyoruz abi. Burada yerleri de kaplamamız lazım. Çünkü çok kötü duruyor. Baksanıza Ferit ailesi. Hemen arkadaşlar şu yerleri de kaplıyoruz. Tamamdır. Mükemmel oldu. Şimdi acaba yatak odamı nereye yapsam? Bir dakikamız kaldı bu arada. Haberin olsun. Nasıl bir dakikamız kaldı? Evet, hadi şu an yine sayım başladı. Hani haksızlık ama ya. Ne kadar hızlı. Arkadaşlar ben rastgele yapacağım abi. Oo, bu yatak da koyamıyorum. Bu ne yatak, niye koyamıyorum? Allah Allah, tamam böyle koydum Ferit tarzı. Tamam ben üst kata bir şey yapmayacağım herhalde arkadaşlar. Çok kısa bir sürem kaldı. Hayır Tarık, senin evin efsane olmayacak kardeşim. Hemen arkadaşlar balkon falan yapayım bari. Bari balkon yapalım arkadaşlar. Yok ya da bu kötü durdu abi. Yok, kırıyorum. Ya o kafam karıştı ya. Ne yapacağım ben abi? Çok az ama Tarık çok darlıyorsun ama. Yapacak bir şey yok böyle kardeşim. İşte bizde durumlar böyle. Dur bari arkadaşlar bahçeye çimlendireyim abi. Şöyle bahçeye çim koyalım canım ailem. Şöyle koyalım. Tamamdır Ferit tanesi. Bence bu kadar yeterli ya. Daha da bir şey yapmayacağım evi. Evet efsane oldu. Ben süper yapıyorum. Bitmek üzere. Tarık Allah seni ne yapmasın kardeşim. Beni acele ettirdin ya. Şuna bak ya, yarım yamalak oldu. Dur bari.
bari şurada yapayım arkadaşlar. Yarım yamalak olmasın. Ya abi ben de başka ne yapacağım? Dur şurada kapatayım bari. Tamamdır canım. Of ya süre bitti. Tamam blokları bırak. Tamam bıraktım blokları bırakıyorum arkadaşlar. Evet bizim evimiz böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani bu kadar yapabildik. Tarık bir anda süreyi başlattı abi. Bu durumlar böyle yani. Tarık bu ne böyle? Ev işte sevgili acaba sevgili bakalım bize. Yani Tarık bu ev değil hapishane gibi olmuş kardeşim. Niye böyle bir sürü yatak var burada oğlum, ne alaka? Evet arkadaşlar Tarık ev değil hapishane yapmış. Bakın lavda var aşağıda, bakın lavda döşemiş. İyi çok kötü olmuş ya, bu ev değil abi, ev böyle olmaz. Oo sen güzel yapmışsın. Tabii Tarık ben 9 artı 1 villa yaptım gördün mü? Ya hadi gel benim evimi gerçekleştirelim. Ya yok Tarık bu ne oğlum, bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Gerçek hayata gitmez ki, bu lav koymuşsun. Aslında benimki gerçekleşir. Evet bir tık doğru söylüyorsun, yani bir şey demeyeceğim. Bir de güzel yaptım diyordu. Tarık yapa yapa bunu mu yaptın ya? Dalga geçme, çok dalga geçen çok ağlar. Benim sözümü çalma Tarık, neyse. Ben kendi evimi gerçekleştiriyorum abi. Senin evin gerçekleşmez, çok kötü duruyor. İyi tamam gerçekleştir bakalım. Bunu bir kere daha çekeceğiz değil mi Tarık? Evet bir kere daha çekersen gerçekleşiyor. Hadi bakalım arkadaşlar çektim. Hani Tarık? Hani gerçekleşiyordu kardeşim? Biraz beklemen lazım. Aa gerçekleşti. Oğlum ne güzel gözüküyor. Evet Tarık gerçek adına güzel gözüküyor değil mi? Evet efsane, girsene bir içeri. Tamam dur giriyorum Tarık. Bakın arkadaşlar evimiz böyle görmüş olduğunuz gibi efsane duruyor. Oradaki de motor mu senin mi? Bu motor mu? Yok benim değil. Neyse gel Tarık sana bahçeyi göstereceğim. Bahçe oğlum, bahçe süper. Evet Tarık gerçek hayatta yaptığımız ev ne kadar iyi duruyormuş değil mi? Evet gerçek hayatta yapı kapışmaları yaptık resmen. Evet arkadaşlar bildiğiniz gerçek hayatta yapı kapışmaları. Bakın arkadaşlar bahçemiz de böyle. Evimiz gerçek hayatta işte böyle gözüküyor. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Bugün yaptığımız ev gerçekleşti. Ferit dairesi gerçek hayat yapı kapışmaları yaptık. Sağa sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağa sola giden çıkan videoya. Lütfen tıklamayın beni arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın canım ailem. Sizi çok ama çok seviyorum abi. Sağa sola giden çıkan video tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.